90'larda YouTube kanalımızı açsak ve 90'larda videolar yapsak nasıl yapardık? Arkadaşlar, Yemek Okulu'nda bu hafta size ekipçe bir doğum günü sofrası yapacağız. Oyunlarımız da var, eğlencelerimiz de var ama her ekipten bir fark bir şeyler yapacak. Öykü, sen ne yapıyorsun? Kızarmış altapo sosislerle aşırı modern dokunuşları olan bir yaş pasta yapacağım. Ben Amerikan salatası yapacağım, bir de sakallı poğaça yapacağım. Ben elma şekeri yapacağım, birazcık da oynayacağız. Oynayalım. Ben de... Biz bayağı eskileri sizi 60'larda 70'lerde popülerleşen Petibör Art arası lokuma bir iki refika dokunuşu yapacağım. Onunla beraber bir de küçük yarışmamız var gençler. Yusuf. İlk başta Burak'cığım, senden ricam şu güzel çikolataları, yurt dışından çikolata geldi. Böyle kalın kalın. Ondan bunları sonra eriteceğim ben. Eriteceğiz. Almanya'da çalışan dayım getirdi. Almanya'da çalışan amcam. Şimdi burada lokumlarımız var. Kalın bir tane lokumumuz var ya. Kalın bir merdane de lazım. Bunu böyle önce bastıra. Sadece tek bir yönden açıyoruz. Açılmıyor. Yardım edeyim mi? Yok. Bu kalori harcamak için yiyeceğiz ya. Bugün aerobimi yapmadım hocam. Ben step yapıyorum. Parkla. Sen ne yapıyorsun? Çok iyisin. Topağa geçen saçlarım. O benim var, topağa geçen sen. Sen de bence şey vardır kesin. Bar fix mi? Yok, böyle bantlar vardı. Havlu bant. Havlu bantlar yeni çıktı. Şimdi bu kadar uzattık. İlla böyle şey yaptık. Bu kadar uzadı ya. Şimdi bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Evet, şöyle ortadan kesiyorum. Şimdi bu böyle bisküviye yapışması lazım ya. Onun için şöyle bir suya batırıyorum, çıkarıyorum. İçme suyuna batırdım, çıkardım. Şu tarafında batırıyorum, çıkarıyorum. Sonra böyle üstüne koyuyorum. Elimle de şöyle açıyorum. Sonra diğerini yapıyorum aynı şekilde. Batırıyorum, öbür tarafını da batırıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. İlkini çok eşit yapamamış olabilirim. İlkinde her zaman öyle dertler olur. Buraya kadar normalde daha fazla lokum koyup ortasını koyacağım. Ama bundan ortaya Antep'ten Boziç diye bir fıstık var arkadaşlar. Ve çok güzel bu fıstıklar. Bu bizim baklavalarda kullandığımız fıstıklar. Bu fıstıkların ileriki yıllarda daha çok kullanılacağını tahmin ediyorum. Çünkü inanılmaz lezzetli. Ve bunlar böyle daha yeşil zeytin gibi erken toplanıyor. Ve kavrulmadığı için böyle parlak renkli oluyorlar. Sonra bunun üstüne kapatıyoruz. Ve şöyle bastırıyoruz. Böyle ortası fıstıklı oluyor. Ve kenarları lokum. Şimdi bir pişirme kağıdı alıyoruz. Şöyle bir buruşturuyoruz ki rahat açılsın. Hatal. Sonra şöyle batırıyorum. 2090'larda bile modası geçmez. 2090'larda bile modası geçmez. Evet, fazla çikolatasını alıyorum. Ve böyle artık lokumlu petibör başka bir yerde arkadaşlar. Şimdi kalan petibörlerimizi çikolatamızı el verdiği kadar yapacağız. Birazcık döktük. Tamam. Sarı bez getiriyorum. Ay dur, ne sarı bezi? Geçen gün reklamlarda izlemedik mi hocam? Bir tane böyle fil var, bütün sıvıyı emiyor. Sen hala alışamadın. Evet, daha alışamadım ama benim burada şimdi selpak kağıt havlum var. İnanılmaz bir teknoloji. Daha evvelden biliyorsunuz, diyelim bir şey böyle çikolata gibi böyle yaptıktan sonra bezden temizlemesi de çok zor olan böyle sarı bez bu hale geliyor. Sarı da değilmiş, turuncuymuş. O bez bu hale geliyor ama şimdi filler dediği şey gerçekten şöyle ıslattığında acayip su çekiyor. Ve normalde 2-3 tur bezi yıkaman gerekirken
tek bir yaprakla bu çikolatayı silebiliyoruz. Vallahi inanılmaz. Ay bu arada inşallah çocuğum olursa o ben o Serpak reklamındaki çocuğu evladım olarak istiyorum. Bir çırpı bu ortalığı temizlemiş. Sıra geldi Furkan'a. Sen ne yapacaksın Furkan? 90'ların efsane elma şekerini yapacağım. Elmalı ama kırmızı elmalı. Elma mı? Wow. Elma şekeri mi? Elmalı mı? Evet. 2 su bardağı kadar şekerim var. Birinin 2 parmak böyle az şekeri ocağa ilave ediyorum. Ocağa koyuyorum. 2 bardakta 2 parmak az şeker. Şekeri. Ocağı alıp ön gözde altını açıyorum ve 8 çorba kaşığı kadar suyu şekerin içine ilave edip kaynamaya başlamadan bir güzel karıştıracağım. Bu şerbet kısık ateşte yaklaşık 150 dereceye çıkana kadar kısık ateşte bir güzel karıştırarak pişireceğim. O sırada içine küçücük bir limon tuzu ve çok çay kaşığının ucu kadar kırmızı renklendirici atıp elmaları içine bulacağım. Ve yaparken çok böyle har 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 karıştırmak değil, şöyle arada bir elle böyle böyle karıştırmak lazım. Zaten o aşamaya gelince görürüz zaten. Şerbet iyice olunca küçücük bir limon tuzu ve çay kaşığının ucuyla kırmızı renklendiriciyi ekleyip hafiften karıştırmaya başlayacağım. Furkan'cığım çok güzel oldu. Bu 150 derecenin üstüne çıktı. Bunun için bir şeker termometresine ihtiyacınız var arkadaşlar. Ne yazık ki. Şimdi burada daha sıcakken şöyle elmayı içinde şöyle bir tur gezdirip sonra çok oyalanmadan çıkarıyorum ki üzerinin katmanı çok kalın olunca çünkü ondan sonra o çıtır çıtır cam gibi olmuyor. Ve şöyle biraz üstünde dolandırıyorum. Fazlası aksın diye ve görüyorsunuz. Pamuk Prenses neden kanmış anlıyorsunuz da o elma şekeri pamuk değildi yani. Değil mi? Elma şekeri, elmaydı o. Bayağı elmaydı o. Hadi sürprizini söyle bize Furkan. Sürpriz, sürpriz. Elma şekerine patlayan şekerden. Bak of. Bak kalın yapınca şöyle oluyor gördün mü? Bir tur gezdir çıkar. Niye bağırıyorsun? Hep bağırıyor ki. Hep bağırıyor valla. 90'larla mobbing yok var ya. Hadi geç kenara Pamuk Prenses. Şurada daha tam sertleşmeden de üzerine birazcık. Delirirsin. Garnitür, konserve. Çünkü 90'lar bunu gerektirir. Vardı değil mi? Birazcık ne yapacağım önce? Biraz karıştıracağım bunu ki patates birazcık ezilsin. O nişastasıyla birazcık kıvam versin. Patatesini birazcık daha bol koyabilirsiniz. Şöyle biraz ezdim ya. Ondan sonra birazcık da turşu atayım içine. Zülküfen işte halimle. Ve mayonez ne kadar da zor bir tarif. Bu sadece mayonezden birazcık ağır olursa biraz yoğurt da ekleyebilirsiniz. Birazcık tuz eklemeliyim ama. Arkadaşlar tuzlu karabiberi niye topluyorsunuz? Benim Amerika'nın meşhurdur. Amerika'da öğrendim. Bu birazcık daha mayonez ister ama arkadaşlar. Biraz daha mayonez istiyor ama. Neyman abla çok sevinecek. Bu kolesterol yok mu ya? 90'larda şeyden kolesterol yok, hayır. Bizde öyle bir bilgi yok. Bakayım, yazmıyor. Arkadaşlar benim Amerikanım bitti. Filleri mi kullanıyorsun? Evet, filler burket, birazcık mayonez dediler. Bir 90'lar klasiği. İnanılmaz. Alo. Alo. Merhabalar efendim. Merhaba, buyurun. Bir sualim olacaktı benim. Tabii, buyurun dinliyorum. Sosis önce bir hitap etmek için isminizi öğrenebilir miyim? Zülküf. Zülküf Bey, buyurun. Sosisleri yaparken, hı-hı, şimdi ahtapot şekline getirmek için, hı-hı, nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Şimdi tamam, zaten biz de tam olarak yayınımızın o esnasındaydık. Kızarmış ahtapot sosisler yapacağız. Efendim, bunun için ihtiyacımız olan şey bir adet küçük sosis,
Ama ben göremiyorum bıçağı. Şu an telefonda olduğum için. Beyefendi ekranınızın sesini biraz kısar mısınız? Ben sizi tam duyamıyorum. İşte o yüzden zaten. Tamam, hemen telefonu kapatıp yayın başına geçerseniz tam olarak detaylı tarif geliyor. Çaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Zülfü telefonu Bey, kapatıp hemen hoş geldim. Hoş geldiniz. Kendisi buradaymış zaten. Sosislerimizi şöyle bir kenarından artı şeklinde ve öbür tarafını çevirip bir artı daha. Zülküf Bey bana yardımcı olmaya karar verdi. Kendisi şu anda çiçek yağını emaye tavamıza boşaltıyor. Yağımız kızınca... Biz bunlara çinko deriz. Çinko mu? Sosislerimin hepsini bu şekilde önü, arkası artı olacak şekilde. Şimdi bunlar kızarınca ne olacaklar? Bilenler yorumlara yazsın. Ve tabii ki bu tarifin starı olan kılıç kürdanlarımı kullanacağım ve muazzam bir sunum hazırlamayı düşünüyorum. Bakıyorum yağım kızmış mı? Çünkü böyle bakılır 90'larda. Yağım kızmadı mı? Bu şekilde bakarım. Yağım kızdı. Sosislerimi içine atıyorum tek tek. Zülküf dayım var. Saçım boyuyor. Evet. Sosislerimiz hazır efendim. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Ya. Fazla yağını kevgirle tavanın içine akıtıyorum. Ve bunu tabağıma koyuyorum. Bir kız çıktı geçenlerde, ismi Refika. Kendisi sosislere hep susam koyardı. Şimdi ben de ondan gördüm. Geçenlerde. 90'lardayız ya hocam. O da 10 yaşında. Çocuk işçi gibi. Biraz da susam şöyle üstlerine. Bir tane yiyebilir miyim? Hayır. Ama çok seviyorum ama bunu. Ama Zülküf enişte. Afiyet olsun. Baksana ya, ama birazdan pörsecek bunlar. Böyle güzel olmayacak. Bu ne? Sakallı poğaça yapacağım. Böyle boş sahne çekmekler içine. Tabii ki bir 90'lar klasiği sarı krem peynir. Labne değil, taze peynir değil. Sarı krem peynir. Ay bak böyle birazcık sıkınca şu şöyle buralara sürüyor. Krem peyniri sürdüm. Taşırdım da. Çünkü taşınca oraya maydanozlar yapışacak. Duydunuz zilin sesini. Birazcık leblebi tuzu yapacağız. Bir gün inşallah böyle blenderlar çıkacak diye. Buzdolabı poşetinin içerisine koyuyorum. Eğer patlama ihtimaline karşı ikinci buzdolabı poşetinize güvenmiyorsanız ikinci bir tane de koyabilirsiniz. Bununla böyle merdaneyle ağzını kapatmadım ki patlamasın diye. Merdaneyle eziyorum. Evet, patladı. Bir tane daha buzdolabı poşeti alıyoruz. Bir saniye. Ozon delindi. Şey olduğu için bu plastikleri olabildiğince az kullanmaya çalışıyorum. Ama arada böyle işler için gerekiyor. Eğer etrafı çok kirletmesin diye şöyle bir peşkire alıyorum. Peşkirin ortasına yerleştiriyorum. Şöyle kapatıyorum. Hop, şöyle açtık. Şimdi arada kalın taneler kaldıysa diye şöyle koyuyorum. Bu torbayı da bir daha böyle ne bileyim fındık, fıstık falan ezmek için isterseniz buraya böyle sokuşturabilirsiniz. Hop, bir daha üstünden şey yapıyorum. Çünkü inceldikçe bu güzelleşiyor. O yüzden şöyle yapıyorum. İsterseniz böyle parçalar kalıyor. Bunları böyle arada hop diye yiyebilirsiniz. Ama bunu lezzetlendirecek şey pudra şekeri. Pudra şekerin içinde doğal olarak vanilin de var. O yüzden şöyle iki kaşık pudra şekerini koyuyorum. Şöyle karıştırıyorum. Yarım paket leblebi tozuna ki görüyorsunuz bayağı bereketli oluyor. 3 çorba kaşığı pudra şekeri koyduk ve hazır oldu. Bunu işte böyle çocuklar bakkal amcalardan genelde böyle ya küçük kolonya alırsın işte misket.
Arada da en sevilen, bizim çocukların en sevilen atıştırmalıklarını şöyle koyuyorum her birine. Sen de eski külahını koyayım. Külahımı anlat. Böyle külahlarda leblebi tozlarını kapatabiliriz arkadaşlar. Leblebi tozunda ayarım yokmuş. Bayağı bereketli, aynen. Bir Yusuf Yusuf oynayacağız, o yüzden lazım. Tüm Yusuflar yoruma yazsın. Yorum yok daha, keşfedilmedi. Ama ne iyi fikir Öykü. Keşke izleyenler yorum yapabilse, o teletekse yazabilseler. Veya bizi aramak isterseniz telefon numaralarımız 0216 532. Hayır 900 900. 900 de hat mı oldu? Evet evet. tabii 900. Bizi arayıp programımızla ilgili yorumlarınızı paylaşmak için numaramız zaten şu an altta geçecektir. 0900 919 2989. Pipetimiz bir tanesi çok büyük ve hani ekonomik kullanalım. Şöyle 3 parça ayırıyorum. Çocuklar bu renklileri görünce delirecekler. Geldik 90'lardaki bütün partilerin, bütün davetlerin, doğum günlerinin vazgeçilmez parçasına. O da nedir? Çok modern bir yaş pasta. Şimdi hep beraber görüyoruz. Tamamı hazır malzemelerle hazırlanmış. Bir yaş pasta olacak. Bu şekilde hazır pandispanyalar vardır. Bunu zaten hani öğrenciler, ev hanımları, herkes bilir bu pandispanyaları. Bunlardan 4 adet kullanacağım. Yani büyük olarak 2 paket gibi düşünebilirsiniz. Hazır krem şanti. Burada da 200 gram bitter çikolata, 150 gram krema ile hazırladım. Yani kremayı ısıtıyoruz. İçine bitter çikolatayı atıp eritiyoruz. Böyle bir bitter çikolatalı ganajımız var. Bir de toz şekerli bir sütüm var. Aşağı yukarı bir su bardağı sütün içerisine, ısıttığım sütün içerisine 2 çorba kaşığı toz şeker koydum. Şimdi bu hazırladığım şekerli sütle pastanın katlarını tek tek ıslatıyorum. Ara dolgu malzemem olan krem şantiyi. Bu arada ben 2 paket krem şantiye 1 su bardağı süt ile hazırlıyorum krem şantiyi. Daha böyle yoğun bir kıvam oluyor. Evet, böyle şey gibi. İleride çıkacak, göreceksiniz, marshmallow adında şekerler çıkacak. Tabii o zamanlar pasta seti falan da yoktu. Biz kaşıkla yayalım. Şöyle kaşığımın arkasıyla şu şekilde. Bunun üstüne vişne gelecek. Bu vişneler Avrupa'da şeyleriniz, yakınlarınız varsa onlardan da isteyebilirsiniz. Böyle orada donuk satılıyor. Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum. Eniştem var Almanya'da. Ama yani o dönem Türkiye'de taze vişne olduğuna, ya şimdikinden en azından daha fazla olduğuna eminim. Şöyle 3-4 tane koydum. Hop geçiyoruz pastanın öbür tabanına. Bu tabanların biri böyledir, üstü düzdür. Biri böyledir ya. Ara katlara şunları kullanıyoruz. Şu üstü şöyle olanları. Kötü olanları, bozuk olanları. Bunu böyle ters bir şekilde hop buraya koyuyorum. Tekrar ıslatıyorum. Aynı işlemi 3 kata da yapacağım. Ve son katı da krem şanti, çok güzel bir icat. Evet. Kim bulduysa. Biz bunu herhalde yine eniştemler getirdi değil mi onu Almanya'da? Ve eniştemiz. Küçük enişte. Taşıyor Türkiye'ye. Şöyle bunu döndürer renkten. Aynı şekilde kenarlarını da böyle bütün üstüne koyduğumuz krem şanti ile döndüre döndüre kaplıyoruz. Şimdi bu bir gece dolapta dinlenecek. Sonra bu hazırladığımız ganajı üzerine dökeceğiz. Ve tada! Kusursuz bir pasta. Baban da mı pastacıydı be Öykü? Yok hocam. Evet, pastamız hazır. Bu pastayı yaparken ilham aldığım sevgili arkadaşım Bahadır'a çok teşekkür ediyorum. Buradan aynı zamanda takipçimiz kendisi. Yakın çekim İnan'ın da çocukluk arkadaşı. Evet. Zaten İnancığım. İki doğdun İnan. İki doğdun, iki doğdun. Mutlu yıllar sana. Delikanlılar. Dilek tuttun mu? Çok teşekkür ederim, tuttum. Tuttun mu gerçekten? Süper. Oyunu oynamaya hazır mısın hocam? Ne? Ben yokum herhalde. Ya neden? Replika bu oyun ne? Normalde bu böyle pipetle süper yeniyor. Acayip lezzetli. Bunun oyunu şöyle. Kaşıkla alacağız, sonra tükürmeden Yusuf Yusuf diyeceğiz. Şöyle bir dolu. İkimiz mi oynuyoruz bunu? Böyle evet. Mi?
Yusuf, Yusuf. Bravo. Furkan gel sıra bizde. Geç karşıma. Yok. Yusuf, Yusuf. Tamam. Bundan sonrasını denemeyin, tehlikeli. Hadi Yusuf, Yusuf. Evet, evet. Olmuyor. Öyle yaparsan boğulursun oğlum. Bunu böyle bol patlayan şekerli ya. Hem elma şekerini yiyorsunuz, elmayı yiyorsunuz. Elma hafif böyle o şekerden de azıcık pişiyor. Bu çok güzel bir eğlence oluyor. Amerikan salatasına bandırılı sosis bir ayrı bir güzeldi. Bunu alırsın böyle. Onu böyle yersin. Arkadaşlar hazır mısınız bisküvimizin tadına bakmaya? Çok hazırım. Çok mu hazırsın? Hadi gel. Aa bölünmüyor. Tamam ısıralım. Aa bak. Lokum tutmuş onu. Güzel değil mi? İçine bak bak bak. Tutar 90'larda bu tarif, ben size söyleyeyim. Bence 2020'lerde bile tutabilir ha. Milenyumda görüşmek üzere. Bye bye. Çayın çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Tam oturmuş. Emma'ya sağ olsun. Ne oldu hocam bize? Ama başka bir şey deseymişsin keşke. Bence o aynen o saçma ve böyle şey hafif saatte şey okey ha. Bir daha başlıyoruz. Son geliyorum. 3 2 1 dönüş.